sormuş. Kabağı da almak, yarıdan niteliklerini almak, İhsan etmek nasıl oluyor? İnsanlara veya dostlara bizim yarıdandan aldığımız nitelikleri nasıl kazandırabiliriz? Arkadaşlar, kendi diyorlar, kendine faydan yoksa kimseye yok. Önce bir çalışmaya başlayacağız. Çalışmaya başlayacağız. Kitapları okuyacağız, beraber üzerinden geçeceğiz. Grupta çalışacağız beraber. Grupta çalıştıkça kitaplarda yaşadıklarımız içimizde biraz uyanmaya başlayacak uyanmaya başladıkça şimdi kendimle ilgili izlenim sahibi olabilirim. Yani gerçek anlamıyla ben kimim, neyim, nasıl işliyor halim. Tamam? Çünkü sokaktaki adama sorsan her şeyin kontrolü adamın elinde. Manevi çalıştıkça neyi öğreneceğiz? Vücudun nasıl kendi çapında, kendi kafasına göre gittiği ve bana hiçbir şey sormadan davrandığını keşfedeceğiz. Hiç. Hiçbir fikrimi almıyor. Tümüyle otopilotta gidiyor. Ve ben şimdi otopilotta işleyen bu mekanizmi içinde yani bununla yaşayan bir varlık olarak yanında nasıl var olabilirim? Bu izlenimleri yavaş yavaş ne yapmam lazım? İnşa etmem lazım. Daha doğrusu ifşa etmem lazım. İnşa değil. Kalpteki nokta ile yavaş yavaş kendime beden bedenin işleyişinin daha üzerinde bir yerde var olmam lazım. O yüzden yavaş yavaş ihsa etmek, yaradan nitelikleri bunlar bize çok uzak. Ama yavaş yavaş ne yapmamız lazım? Kendimizi bilmeye gelmemiz lazım. O yüzden kendini bilen yaradanı bilir. Kendimizi bilmemiz zaman alacak. Çünkü insan çok detaylı bir varlık. Basit bir varlık değil. Her konu, her yaşadığın şeyleri üzerine izlenim, bir sürü izlenim elde edebilir. Dünyadaki nüfus bize sadece nüfus değil, hayvanların çeşitliliği, insanların çeşitliliği, bitkilerin çeşitliliği, cansız seviyenin çeşitliliği bize ne gösteriyor? Bize gösterdiği şey, wow, içimde ne kadar çok farklı izlenimler var keşfetmem gereken. Sadece bunlar değil, bunların aralarındaki bağlantılar da. Çünkü hayat nerede başlıyor? Cansız seviyede başlıyor ama cansızdan bitkisel geçişteki bağlantıda hissedilmeye başlıyor gelişim. O yüzden kişinin yaşadığı her şey tüm seviyeleri dahil eden bağlantıların zenginliğinde. O yüzden bunların keşfetmem lazım. O yüzden çok güzel bir keşif işine açıkçası İlerledikçe de göreceksiniz. Kendimizi yakından tanıdıkça. Sürpriz dolu bir sürpriz dolu şeyler yaşayacağız.